bundan 30 yıl önce balımızı analize aldılar. Balı bozuk çıkartmışlar. Bizi mahkemeye çağırdılar. Efendim halk sağlığına vardık. Dedik ki ya bu bal bizim balımız. Nasıl böyle bir şey olur? Mahkemenin neticesini bekleyeceksin dediler. Mahkemeye gittik. Balımızda böyle bir hilenin hurdanın olmadığını hakime söyledik. Ankara'da balımızı tahlile gönderdik. Şimdi biz de bu bal Ankara'dan da bozuk çıkarsa dostların yüzüne nasıl bakarız? Efendim ailemin yüzüne nasıl bakarız? Aylarca uyumaz. Doktora gittim, uyku hap aldım. O da feretmedi. Efendim Ankara'dan bize bir yazı geldi. Yazıda şöyle bir papağan gibi de ezberledik. Halen de hafızamızda. Sayın Nusret Sapsız, bal hassas gıda maddesi olduğu için ilk tahlili Ankara'da isteyin ki zaman kaybına uğramayın. Not: kimyager mühendisin balı tahlil etme yetkisi olmadığından bundan önce tahlilin mahkeme heyeti göz önünde bulundurmaması. Tekrar gene gelin, Türkiye'de standartlaşmış bal tahlili olmadığından bundan böyle Türkiye'de standartlaşmış bal tahlili olarak kabul edildiğini bize bilgi veriliyor. Adliyeye de tabii bu bilgi gelmiş. Biz çocuktum, sevindik, adliyeye vardık. Arkadaşlar dedi ki ne abi, az önce teğmen geldi, hakimin nişanlısı nişanı bozdu, çok sinirli, çok asabi, vallahi morali bozuk, aman ha çok konuşma, el hareketi yapma, cevapları kısa ver diyerek bizi arkadaşlar uyardı, mahkemeye vardı, esas sürücü geçti. Evet efendim. Peki efendim, olur efendim gibi kısa cevap verdik. Yaz dedi, şu maddesi kanunun şu bendi, şu fıkrası, şu süsü yarım saatten fazla sürdü. Şimdi benim bacağım titredi. Eyvah dedi, bizi cezaevine gönderildi. Çocuklar amala bak. Buysa etiketsiz, borsak mevzu için kıramış. Ceza almadık Allah'a çok şükür. Ama inanın ömrümün yarısı o balın tahliliyle beni çok yıprattı. Çünkü buraya gelen insanların hepsi dostlarımız o dönem. Allah rahmet eylesin. Hasan Ayhan abimiz vardı. Maraş'ın eşraflarından sevilen bir sima. Kimi görse dostuna derdi ki balı Nusret Bey'den alacaksın. İmam Hatip Okulu'nun müdürü Ali Aslan hocam vardı. Boş zamanlarını benim dükkanımda geçirirdi. Gelen insanlara bizi tavsiye ederdi. Araştırıyoruz. Bugün gıda kanununun da cezası orman kanunu gibi paraya falan da çevrilmiyor. Hakim gün verirse gideceksin, yatacaksın yani. Meslekte da böyle bir sıkıntı çektik. Elhamdülillah bu balımız da işte standartlaşmış bal tahlili olarak Türkiye'de kabul edildi. 30 yıl oldu tahminime göre benim.